Sevgili dostlar merhabalar. Malumunuz hem dünyada hem ülkemizde korona salgını sebebiyle zor bir süreçten geçiyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Dünyada da ülkemizde de pek çok can kaybı var. Ben öncelikle kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah kısa zamanda bu sıkıntılı süreci atlatır ve normal hayatımıza döneriz. Yine bizim kültürümüzde, bizim inancımızda böyle sıkıntılı, böyle zor zamanlar, bazen felaket diyebileceğimiz sıkıntılı zamanlar bir tarafıyla aslında kişisel olarak da toplumsal olarak da bir muhasebe yapmaya, bir muhakeme, bir murakabe yapmaya sebep olur. Bireysel hatalarımızı gözden geçiririz. Kendimize döneriz. Muhasebemizi yapar. Eğer bir hatamız varsa onu düzeltmeye azmederiz. Hakkını ihlal ettiğimiz, kalbini kırdığımız, gönlünü incittiğimizi düşündüğümüz insanlar varsa onlardan helallik almak isteriz. Bu son derece insani ve aslında irfan geleneğinin bir uzantısıdır. Toplumsal olarak yapmamız gereken, ihmal ettiğimiz yükümlülüklerimiz varsa bunlara daha canla başla sahip çıkmaya, canla başla yerine getirmeye azmederiz. Ancak maalesef bu irfan geleneği, bu insani tutum, bu son derece güzel haslet her zaman herkeste söz konusu olamayabiliyor. Nitekim bu Covid salgını sebebiyle genel karantina hali, evde kalmak noktasındaki tavsiyelere ve direktiflere uymak için evlerimize çekildiğimiz zaman dilimi içerisinde hala daha aile fertlerine, eşine, çocuklarına şiddet uygulayan insanların olduğu haberini hem medya, hem sosyal medya, hem işte bizlere gelen bilgiler, ihbarlar dolayısıyla öğreniyoruz. Oysa tam da şu günlerde zaten bir saadet yuvası olması gereken evlerimizin bir de güvenlik alanı olması gerekirken tam tersine kimileri için karantina günlerinin daha ağır bir tehdide dönüşüyor. Evden çıkamıyor olmanın getirdiği bir tehdide dönüşüyor olmasını ben doğrusu çok büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Dolayısıyla bu kısa videomuzda elden geldiğince bir şiddet tehdidiyle karşı karşıya kaldığımızda neler yapabileceğimizi özetlemeye ve sıralamaya çalışacağım. Temenni ediyorum ki bu günler ve sonrasında hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde ama özellikle şefkatiyle, merhametiyle, cömertliğiyle dünyaya örnek olmuş bir toplumun evlatları olarak bu topraklarda hiç şiddet söz konusu olmasın. Hiçbir şekilde hiçbir türü şiddetin söz konusu olmasın. Bu temennilerimle maalesef var olan vakalara karşı mağdurların neler yapabileceği, hangi birimlere, kimlere başvurabileceği noktasında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Her ne kadar mahkemelerimiz COVID-19 salgını sebebiyle son derece düşük yoğunluklu çalışıyor ise de az personelle ve ancak acil vakalara bakıyor ise de bu 6.284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı verilmediği, verilmeyeceği anlamına gelmiyor. Bunu öncelikle hatırlatmak isterim çünkü böyle bir yanlış kanaat var toplumda. Mahkemelerde fiziken belki bu işlemler bir parça zor olabilir şu şartlar altında. Ancak UYAP üzerinden tedbir kararına başvurmak, UYAP üzerinden belgeleri ve talebi göndermek ve kararı da UYAP üzerinden almak mümkün. Olabilir ki bu süreçte UYAP erişimi çok kolay olmayabilir pek çok vatandaşımız, pek çok şiddet mağduru açısından. O halde biliyorsunuz Alo 183 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şiddet mağdurlarına destek hattı. Alo 183'ü aradığınızda buradan hemen ilgili arkadaşlarımız sizlere ulaşıyorlar.
kolluk güçlerini yönlendiriyorlar ve gerekli işlemleri ondan sonraki süreçte eğer sığınma talebi varsa, ihtiyacı varsa onu da sağlayarak güvenlik imkanını oluşturmuş oluyorlar. Yine çok bilinen Alo 155 polis imdat hattı, keza eğer bir karakola sığınma, karakola müracaat etme imkanınız yoksa Alo 155 ile çağrıda bulunabilirsiniz. Eğer bulunduğunuz yer bir kırsal alansa, jandarma bölgesi ise Alo 156 jandarma destek hattını arayıp güvenlik tedbiri alınmasını isteyebilirsiniz. Şehir merkezlerinde, ilçe merkezlerinde biliyorsunuz mülki idare, ilçe ve il merkezlerinde mülki idareler yani kaymakamlıklar ve valilikler acil durumlarda 6284 sayılı kanuna göre gerekli tedbirleri, koruma tedbirlerini eğer sığınma ihtiyacı varsa sığınma talebini de karşılayacak. Maddi destek ihtiyacı varsa bunu da sağlayacak şekilde gerekli tedbirleri almak imkanına sahiptirler. Dolayısıyla kaymakamlık ya da valiliklere bu anlamda müracaat edilebilir. Olabilir ki bunların hiçbirisi söz konusu olamayacak kadar, bu müracaatları yapma imkanı olamayacak kadar zor durumda olan bir şiddet mağduru iseniz veya çevrenizde böyle insanlar varsa lütfen telefonlarına KADES uygulamasını, İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Hattı, KADES uygulamasında sadece butona basarak İlgili kolluk güçleri sizin konumunuzu, nerede olduğunuzu, adresinizi tespit ederek size destek sağlayabiliyorlar. Bunun dışında yine eğer imkan dahilinde ise tedbir talebi yahut koruma imkanlarını sağlamak için size en yakın baro merkezlerine giderek orada ilgili birimlerden destek talebinde bulunabilirsiniz. Bu anlamda bunları size hatırlatmak istedim. Olabilir ki bunların hiçbirisi mümkün olamayacak kadar ağır bir tehdit altındasınız. O zaman rica ediyorum bir şekilde bu bir komşunuz olabilir, bu bir akrabanız olabilir. Şiddet tehdidiyle ya da şiddet uygulamasıyla karşı karşıya kaldığınızda kendisine ulaşacağınız ve onun sizin adınıza koruma, tedbir, emniyet güçlerini harekete geçirecek imkanı olabilsin diye bu üçüncü kişilerle irtibat kurun ve bir şekilde bir haberleşme diliniz olsun. Bu en kötü ihtimal, dilerim ve ümit ederim bu saydıklarımızın hiçbirisine ihtiyaç kalmaz ama maalesef şiddetle meyyal karakterler, salgın, felaket, efendim işte büyük sıkıntılı zamanları dinlemeden bu çirkin, bu tatsız, bu asla onaylanamayacak hareketlerine, davranışlarına devam ediyorlar. Ve bizler de bu dönemlerde daha yakın ve daha yoğun bir şiddet tehdidiyle karşı karşıya kalan insanlar, mağdurlar açısından bir şekilde bir destek sağlamak, en azından bilgilendirme yoluyla onları bu şiddet sarmalının içerisinden çıkarmaya çalışmak ihtiyacını duyuyoruz. Dilerim faydalı olur. Herkese tekrar Allah'tan sağlık, afiyet diliyorum. Bir an önce bu günlerin geçmesini temenni ediyorum. Ve lütfen insanlığımızı unutmayalım diyorum.